Üç bu iki sin kvadrat x koşu kosin kvadrat x ifadanın en katta kıymatını topayım. Bu ifadanın en katta kıymatını topuşu için biz kosinusunu sinüs arkayı ifade edeyimiz. Yani bu ifadanı kuyuda geçe yazalımız. 2 sinüs kvadrat x koşu 1 minus sinüs kvadrat x kefeyin. Yani kosinusunu biz sinüs arkayı ifade edeyik. Ona bunu almıştırdık. Yani sadalaştıramız onu. Sinüs kvadrat x. Çünkü bana buradan 2 yok bu kitabı. Koşu 1. Ama bir ifadanı hasıl kıldık. Sinüs kvadratının en küçük kıymatı 0 getirin. En katta kıymatı 1 getirin. Demek ki bana bu verilgen ifadanın en katta kıymatını tapış için sinüs 0'ını 1'ını koyalımız. Küçük yok getirin 1 koşu 1, 2 getirin. Sinüs x 1 getirin bulurladı. Mesela x deyin 90 gradusta bu ifada 1 getirin bulurladı. Şunda kadar verilgen ifadanın en katta kıymatı 2 getirin. Yani. Navbatdagi misolga o'tamiz. 0 4.2 pi kesmada fx funksiya necha marta eng kichik qiymatga erishadi? Bu funksiya mana bu oralig'da necha marta o'zining eng kichik qiymatiga erishadi? A cosinus modul cosinus x funksiya manfiy bo'la olmaydi. Buni eng kichik qiymatni 0 ga teng. Bu ifoda katta yoki teng 0 dan. Demak, qachon 0 ga teng bo'ladi degan savolga javob berishimiz yetarli ekan. Qachon cosinus x 0 ga teng bo'ladi? X teng pi taqsim 2 qo'shuv k pi ko'rinishidagi nuqtalarda. Bu yerda k butun sonlar to'plamiga tegishli. Bu bizga ma'lum. Endi k ning o'rniga qanday sonlar qo'ya olamiz? Mana bu oraliqdan chiqmaslik kerak. Shu oraliqqa tegishli bo'lishi kerak. Xo'p, birinchi k teng 0 bo'lsa, bu holda biz x teng pi taqsim 2 ni hosil qilamiz. Berilgan oraliqqa tegishli. Yaxshi. K 1 ga teng bo'lsa-chi, bu holda pi taqsim 2 qo'shib pi hosil qilib, pi hosil qilamiz. Bu ham shu oraliqqa tegishli. K 2 ga teng bo'lsin. Bu holda x teng pi taqsim 2 qo'shib 2 pi. Bu ham 4.2 pi dan kichik. Bu ham berilgan oraliqqa tegishli. K 3 ga teng bo'lsin. Bu holda x teng pi taqsim 2 qo'shib 3 pi. Bu ham shu oraliqqa tegishli. K 4 ga teng bo'lsin. Bu holda x teng pi taqsim 2 qo'shib 4 pi. Lekin bu berilgan oraliqqa tegishli emas. Chunki mana bu 0.5 pi, bu 4.5 pi hosil bo'ladi. Bu berilgan oraliqqa tegishli emas. Demak, mana bu 4 tasi berilgan oraliqqa tegishli ekan. Shunday qilib berilgan funksiya o'zining eng kichik qiymatiga mana bu nuqtalarda shu oraliqdagi mana bu nuqtalarda erishar ekan. Demak, 4 marta o'zining eng kichik qiymatiga erishar ekan. Biz buni grafikda ham ko'rishimiz mumkin. Berilgan funksiyani modul cosinus x ning grafigiga 0 da 1 ga teng. Grafiki mana bu ko'rinishda bo'ladi. Pi taqsim 2 da 0 ga teng. Pi taqsim 2 qo'shuv pi da 0 ga teng. Pi taqsim 2 qo'shuv 2 pi da 0 ga teng. Pi taqsim 2 qo'shuv 3 pi da 0 ga teng. Pi taqsim 2 qo'shuv 4 pi dan 0 ga teng va hokazo. Mana bu nuqtalarda modul cosinus 0 ga teng bo'ladi. Lekin bizda berilgan oraliq 0 dan 4.2 pi gacha. Ve mana bundan kichik. Bu 4.5 pi, ve mana bu yerda 4.2 pi. Ve bu aralıqda 1 2 3 4 marta o'zining eng kichik qiymatiga erishadi. Ya'ni cosinus x 0 ga teng bo'ladi.